Anmak üzere toplanmış bulunuyoruz. Program akışını arz ediyorum. Çelenklerin Atatürk anıtına sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması. Çelenklerin sunulması. Kaymakamlık makamı çelengi arz ederim. Garnizon komutanlığı çelengi arz ederim. Vol. Belediye Başkanlığı çelengi arz ederim. Mustafa Kemal Atatürk, savaşlardaki başarısıyla büyük asker, yönetimiyle büyük bir devlet adamı, görüşlerindeki sağlamlılık, doğruluk, geçerlilik, uluslararası ilişkilerde güvenilirlik, barış ve insanseverlik değerleri ile de evrensel bir kişiliktir. Atatürk'ün gösterdiği yolda ilerleyebilmek, yani çağdaş medeniyeti yakalayıp aşabilmek, kendimizi çağdaş dönüşümlere göre yenilemek...
saygı duruşuna ve akabinde Süleyman Demirel Ortaokulu Müzik Öğretmeni Derya Er Yılmaz yönetiminde İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyorum. Kalınız. Günlerden
8 Kasım 1938. Saat kaç? Son sözlerinden biri oldu Mustafa Kemal Atatürk'ün. Yoğun bir tedaviye rağmen günden güne eriyip tükenen mavi gözlü, sarı saçlı dev, başucunda bekleyenlere artık saat kaç diye son kez sormuştu. Her zaman olduğu gibi zamanı merak ederek gözlerini yummuştu hayata. 10 Kasım 1938 saati 9:05 geçerken kendine gelir gibi olmuştu. Mavi gözlü dev, çevresine öyle bir baktı, belki de yine zamanı merak ederek yavaşça sabitleştiği derin mavi gözleri. Artık onun için saat durmuştu. Bugün yine zamanın donduğu, saatlerin 9:05 geçe durduğu bir 10 Kasım günü. Ey büyük adam! Zamanın donup saatlerin durduğu böyle bir günde zihinlerimizde donmayan ve durmayan bir hakikat, binbir güçlük ve meşakkatler sonucunda kurmuş olduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin ilelebet payidar kalacağı gerçeğidir. Ruhun şad olsun. Ne başladı bu yolda? Zorluk, yokluk ve ihanet dolu bir yoldu. Her şey olmaya, hiçbir şey olmamaya namzet bir yoldu. Tarihlerin bir önemi yoktu, gelecek yazacaktı onları. Dünya savaşları veriyordu. Dünya için acı, çığlık çığlık yükseliyordu. Benim dağlarını, ovalarını ayrı sevdiğim Anadolu'dan Samsun vardı ilk limanı. Durağım, hayır, hayır doğum yerim mi demeliyim? Dostlarım, kardeşlerim, yoldaşlarım, Erzurum, Sivas, Amasya sırasını siz daha iyi biliyorsunuz. Biliyorsunuz çünkü biz yaşadık. Siz evlatlarım yazdınız bu tarihi ve daha da yazacaksınız. Yıllar milletin âli menfaatleri için soluk almama zamanıydı. Savaşlar vermeliydik, bedeller ödemeliydik. Ölmeliydik yani. Anlayacağınız, ölürken yaşamayı en iyi bilenlerden olmalıydı. Başarılı bir asker, devrimci bir devlet adamı. Kendi kaderini ulusuyla birleştiren bir adam. 1915'te... Başlıcağı yaratıcısı olmuş. Mustafa Kemal, sanat ve durumu süratle kavramak, zamanda soğukkanlılıkla doğru karar vermek, durumlu, çekinmeden üzerine almak gibi tüm kontak basıları göstermiş ve savaşın sonucu üzerinde birinci derecede etkili olmuş. Sizden artık önüne geldiğimizde ise Kütahya Eskişehir Mahallelerinde şartların aleyhinde geliştiği bir sırada İsmet Paşa'nın Karacahisar'daki karargahına giderek durumu yerinden indirmiş ve şu emri vermiştir. Ordu Eskişehir'in kuzey ve güneyine topladıktan sonra düşman ordusu aramızda büyük bir açıklık bırakmak gerekir ki orduyu derleyip toparlamak ve güçlendirmek mümkün olabilsin. Bunun için Sakarya'yı doğusa kadar çıkmak gerekir. Atatürk'ün verdiği bir büyük bir gerçekliğine gereken zor bir karar. Atatürk tüm olumsuzluklara karşı asker sanatının gereğini yerine getirmiş ve şartları Türk ordusunun eline düzeltmiştir. Atatürk 19 ateşkes zorlamalarını bertaraf etmek ve misaklı milli sınırları oluşacağı ortamı sağlamak maksadıyla o gün en uzak noktayı hedef olarak göstermiştir. Ordular, ilk hedefimiz Akdeniz, ileri. Bu karar ve emirde kendisine vasıtlarına güven, bilgi birikimi, deneyim zenginliği, ilkelere bağlılık, cesaret ve askeri stratejilerin en önemli kuralı olan zamana,
mekana ve kuvvete egemenlik vardır. Atatürk, bütün savaş nitelik ve yeteneklere rağmen harbi zorunlu olmadıkça hiçbir zaman tercih etmemiştir. Bu gerçek onun sözlerine de yansımıştır. Harp, ulusal yaşam mücadelesinin binbir yönteminden en son başvurulacak kullanılır. Bu da meşru ve haklı haliyle kurtuluş ve bağımsızlık için yapılandır. Lakin milleti tehlikeye uğramadıkça harp bir cinayettir.